Hocam 8. sınıfta hızlı çıtaları bir türlü geçemediniz hocam. Unutma. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. 5-2'lik bir durum var ama Tonguç Cup uzun bir macera. O yüzden önümüzdeki haftalar 2. 3. sezonda ne olur onları hiç bilmiyoruz. Bugün size Bilge Baykuşlar'daki arkadaşlarımızın sorularını yönelteceğim. Aa çok güzel. Hazır mısın? Evet. Hocam soruları soracağım ama bu hafta takımınızın yıldızlarını açıklamıyor musunuz yenildiğiniz için? Bazen susmak gerekir. Her şey daha etkili olsun diye alttan yazıyla vermek gerekir. Yazıyla. Abi bugün şair gibiyim ya. Bugün inanılmazsınız hocam ya. İlk 10'daki arkadaşlarımız ve yeni katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ekranda şöyle güzel bir şekilde onları görelim. Ben de hemen sorulara başlayayım. Heyo Flex demiş ki, matematikte konuları biliyorum ama yeni nesil soru çözmeye gelince ya mantığını unutuyorum ya da nasıl çözeceğimi anlamıyorum. Ne yapmalı? Yeni bir ülkeye gittin diyelim ve dili de daha önce hiç duymadığın bir dil olsun. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Chalchineseyo. Ni hao, shinmamingzi. Oha. Hocam bugün size bir yazılım yüklenmiş. Her şeyde inanılmaz. Teşekkürler. Sanırım sonunda salladınız ama. Evet, bu Çinceydi. Onlar Koreceydi galiba. Evet. Teşekkürler. Portekizce de var istersen. Onu da bir dahaki videoda hallederim. Şimdi oraya gittiğin zaman ilk bir hafta geçti, 15 gün oldu. Beni arayıp ne dersin? Hocam burası güzel de ben çok konuşamıyorum milletle. Peki 2 sene sonra ne dersin? Hocam valla mecbur kaldım milletle konuşa konuşa, bakkalla çakkalla konuşa konuşa halim. Diyebilirim. Tabii buradan şu çıkmasın. Yani 2 sene sonra ya 10. sınıfta matematiğiniz çok güzel olacak demek istemiyorum ama yani bir şeye maruz kalmamız gerekiyor. Onda iyi olabilmek için. Yeni nesil matematikte zorlanan arkadaşların birçoğu düzenli olarak kitap okumayan veya okuma, anlama, analiz etme, yorumlama ve bunları yazma becerilerini çokça geliştirmeyen arkadaşlar. Aslında bu konuda Türkçe sınavlarına dokunuşlar yapıldı ya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Evet hocam, onunla ilgili sorum da var, sonra saklayalım mı? Süper, bu çok önemli. Matematik başarınıza etki edecek bu arada. Anladım hocam. Mehmet Deniz demiş ki, hocam iyi bir liseye gitmek için neler yapmak lazım? Öncelikle Tonguç Cup'ı tam olarak bunu başarabilmeniz için organize ettik. Haftalık ödevlerimizi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra aylık denemelerimizi yapıyorsunuz. Bu arada evet, Ekim denemelerimizi de açtık. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız bunları yerine getirebilirler. Ve hocam ben bunları zaten yapıyorum, çokça fazla zamanım kalıyor diyen arkadaşlar varsa, biz size ne ödevler veriyorsak, oradaki soru adetlerinin de üstüne aynı konulardan tekrar çıktığınız müddetçe bu iş olacak. Şu anda ortalama günlük 100-150 bandında geziyor olmamız lazım. Hatta zamanlı olan arkadaşlar bu soru adetlerinin üstüne bile çıkabiliyor olması lazım. Bir de bunun haricinde sadece soru çözmek yetmiyor biliyorsun. Yanlışlarımıza mutlaka döneceğiz. Özellikle 48 saat kuralı benim için oldukça önemli. Nedir o hocam? Bu yanlışlarımızı veya boşlarımızı 48 saat içerisinde mutlaka öğreneceğimiz anlamına geliyor. Bunu soru bankalarının video çözümünden de yapabiliriz. Öğretmenlerimize soru sorarak da yapabiliriz. Yine bunun haricinde özellikle iyi hissetmemiz için, motive olabilmemiz için, netlerimizin artması için iyi dinlenmeliyiz, iyi uyumalıyız, iyi beslenmeliyiz. Buralara dikkat edersek orada da ertesi gün böyle gayet iyi, pozitif, zinde hissederiz. Bu mevsimde birçok arkadaşımız şu anda bitkin hissediyor. Sebebinin bu olduğunu bilmeden. Mert demiş ki, kaçta yatıp kalkmalıyız? Çok basit bir soru hocam, buyurun. Evet, akşam en geç 10.30 dediğimiz zaman uyku hazırlıklarımızı yapıyoruz. 11 dediğimiz zaman da o güne gözlerimizi kapatmış olmamız lazım. Ertesi günde okula zaten gittiğimiz için bu saatlerin çokça uzamadığını biliyorum. En geç 6.30, 7, 7.30 bu saatler arasında uyanmamız gerekiyor. Zamanlı olan arkadaşlar varsa okula gitmeden evvel bir paragraf sorusu çözüp ya da biraz matematik çalışıp okula gitmelerini tavsiye ederim. S alt rekor. Deneme sınavlarında sayısala gelince yapamıyorum, nasıl yapabilirim? Güzel. Burada endişe etmeye gerek yok. Bu sözleri yapabildiğimiz anlamına geliyor. Yani umutsuzluğa kapılmayacağız. Niye? Çünkü yapabildiğimiz bir şey var. O zaman sayısalda nerede tıkanıyoruz buna bakmak lazım. Genelde arkadaşlar sayısalda matematik dersinden başladıkları zaman orada çok süre kaybediyorlar. Feni yetiştirmeye çalışıyorlar. Matematikte istedikleri netler ortaya çıkmadığı gibi fene de bu noktada biraz aslında darbe vurmuş oluyoruz. Ne yapacağız? Tabii ki bu benim söylediğim taktik herkesin uygulaması gereken bir taktik değil. Herkes adı üstünde. Bak bunlar deneme. Farklı stratejiler deneyeceğiz. Kim arkadaşlar matematikten başlıyorsa, bu kararı aldılarsa eğer, vakit kaybetmeden hızlıca turlama taktiklerini kullanarak bunları yapacaklar. Bazı arkadaşlarımız denemelere fenden başlayacaklar. Ortalama 20-25 dakikalık süre içerisinde bu denemeyi bitirmeye ve ardından matematiğe bolca vakit ayırmaya çalışacaklar. Tabii orada da soruları önce tarayacağız. Kalan vakitte ne kadar zamanımız kaldıysa oradaki sorulara böyle değinerek sınav sonucunu, zamanını iyi hale getirmeye çalışacağız. Şimdi sevgili Osman Sarı, bakın çok ciddi girdim hocam. Buyurun. Türkçe dinleme sınavı için nasıl çalışırım demiş. Artık öğrenciler Türkçe konusunda birazcık tedirginler hocam.
Şimdi bu videoyu arkadaşlar can kulağıyla dinledi, doğru mudur? Doğru. Arkadaşlar kağıdınızı, kaleminizi elinize alın ve yazın diyorum ve bu videoda aslında geçen dakikalar boyunca ne konuştuysak bunlarla alakalı bazı sorular soruyorum. Aa, çok güzel hocam. Şimdi mesela bu videoyla alakalı ben sana birkaç soru sorsam muhtemelen cevaplarsın, doğru mudur? Vallahi cevaplarım ama bilseydim daha dikkatli dinlerdim hocam videoyu. İşte dinleme sınavında en önemli noktası bu. Daha dikkatli dinleyeceksin ve sadece dinlediklerinle alakalı sorularla karşılaşacaksın. O yüzden tedirgin olmana gerek yok. Çözer miyiz hocam bu işi? Kesin. Şu anda Bilge Baykuşların 8. sınıfta bir mağlubiyeti var. Sene sonunda ne olur? Sene sonunda kazanan biz olacağız. Emin misiniz hocam? Eminim. Nereden eminsiniz hocam? Çünkü içime doğuyor. Oo. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.